yaptı. Beğendim gibi bir girişim. İşte bunu nasıl yapacağınızı öğreteceğim size. Hepsini, her şeyi. Merhaba herkese. Bugün size Ableton'da trap beat yapmayı göstereceğim. Davul dizi ve havalı bir tane trap beatimiz olacak ve her şeyi çok kolay ve açıklayarak yapacağım. Ve günün sonunda siz de trap producer'ı olabileceksiniz. Hatta olacaksınız. Bunun da size garantisini verebilirim. Fazla lafı uzatmadan başlayalım isterseniz. Ya arı postayım. Ableton arayüzünü tanımıyorsanız biraz tanıtayım size kabaca. Çünkü bu Ableton'ı tanıma videosu değil, bu trap beat yapma videosu. Şimdi solda şeylerimiz var, sample'larımız, ondan sonra sound enstrümanlarımız ve efektlerimiz var. Burada işte kategoriler, burada direkt aradığımız şeyler var. Burada da yine kategoriler ama ana kategoriler diyeyim burada da nelerin olduğu. İşte burada drum loop sample'larını koymuşum ben. Bende bir sürü var da yıllardır yaptığım için bir sürü biriktirdim. Bir de o bile crack indiriyorum yasa dışı yollarla. Ondan sonra şunu silelim buradan da. Tamam. Şimdi burada kitlerim var benim. Ben bunları iCloud'da tutuyorum bu klasörü. Biraz o yüzden indirme gecikmesi oluyor da çok kısa bir süre oluyor. Genelde dosya boyutları küçük olduğu için. Niye böyle yapıyorum? Mesela telefonda, GarageBand'de de aynı şeyleri, sample'ları kullanabiliyorum. Veya tablette Logic Pro'da kullanabiliyorum. O yüzden güzel oluyor bu. Bir de hani böyle telefonda güzel bir tane kitle denk geliyorum falan, onu kaydetmek istiyorum. Hemen indiriyorum, oraya atıyorum. Çok rahat oluyor o yüzden böyle çalışmak. Ama önce şeyimizi açacağız, doğru onu unuttuk. Drum rack açacağız. Drum rack Ableton'da... Bir dakika, her yerde arayalım. Drum rack Ableton'da işte şöyle NPC'ler gibi yani drum seslerini yerleştirmenize yarıyor. Güzel bir araç. Farklı bir yöntem var, onu da göstereceğim. Onu da tercih edebilirsiniz. Bir kısmını buradan yapalım, bir kısmını diğer teknikle yapalım o yüzden. Şimdi biz neredeyiz? Drum rack 3. Diğerlerini silelim, zaten şu an ihtiyacımız yok. Bir de birkaç tane CMT Shift T ile yeni MIDI kanalları açacağım. Burada Bass Finger diye kalmış, o niye öyle bilmiyorum. Bir ayar bozmuşum ben muhtemelen. Şunu da sileyim. Şimdi CMT D ile ayarı bozduğum için ve düzeltmeye üşendiğim için şimdi bunu duplike edeceğim, yani şey, kopyalayıp tekrar yapıştıracağım. Bunu da CMD D ile yapıyoruz. Bu şekilde bakın. Bunları da kullanacağım şimdi. Mesela hi-hat diziliminde semiton, yani nota aşağıda ve yukarıda kullanacağım için şey yapacağım. Böyle MIDI kanalında yapacağım. Bunu drum rack'te otomasyon yapabiliyorsunuz. O çok farklı bir mevzu. Onu sonra konuşuruz. Şimdi drum rack'e girelim. Buraya kick ve snare'imizi koyalım. Şimdilik bununla iş görelim ya. Bunu biraz tizleştirelim. Şöyle nasıl oldu mesela? Daha iyi. İstediğime daha yakın. Şimdi 8 barlık bir loop. Yok ya, 4'le başlayalım. Gerekirse varyasyonla 8'e uzatırız. Şimdi nasıl olduğunu göstereceğim. Önce şu snare'leri şöyle yerleştirelim. Şu şekilde bakın. Gibi böyle devam edecek. CMD'de de ile yine bakın şu alanı seçtikten sonra, çünkü bu kadar alanı kopyalamak istiyorum. CMD'de bu şekilde şey yapıyoruz. Yani Ctrl D'dir Windows'taysanız. Şimdi kick tamamen sezgisel şekilde yerleştireceğim. Şöyle güzel bence. Hatta şunu da şöyle getireyim. Tamam, bunu da öbür tarafa aynen geçirelim bence, hiç kasmayalım.
Bir de bunları biraz şey yapalım. Şeyini, tuşesini biraz rastgeleleştirelim. Onu da buradan yapıyoruz. Bakın şu randomizer'ın yanından. Biraz şöyle olsun. Biraz hepsi de aşağıya gelsin. Çünkü bu yedek snare gibi düşünebilirsiniz. Çok ön planda olmasını istemiyoruz. Ondan sonra kicklerde de şunları mesela biraz ramp verelim şöyle mesela. Gittikçe şey olsun, yükselsin. Şurada da şu ikisi için de düşürelim. Onu da ikinci kısımdan yapıyoruz böyle. Sonra aynı kısmı alalım, buraya gönderelim. Şöyle bir loop'umuz var elimizde. CMDL ile burayı şey yaptım, döngü haline getirdim. Şimdi head seçelim. Hi-hat closed. Yani bu sesi zaten duyunca anlayacaksınız neyden bahsettiğimi. Çok kendi açıklayan bir ses. Onu da buradan alalım. Şu iyi gibi şu an. Şimdi bunu nasıl yapıyoruz? Trap yaptığımız için bunu döşeyeceğiz. Döşemek için de bakın şöyle bir taktik göstereyim. Bir tane en başa koyduk. Ondan sonra legato dedik. Tamamını uzattı. Ondan sonra şimdi Ableton 12'de şöyle bir bölme özelliği var. Option ya da Alt. Yani Windows kullanmadığım için oradaki şeyleri bilmiyorum da Alt'tır diye tahmin ediyorum. Option ve E'ye basıyoruz. Bakın imlecimiz değişti. Çok değişik bir şey oldu. Ne oldu? 3 tane dikdörtgen var üstünde ok. Wow. Şimdi bunu yukarı çekiyoruz, tamam mı? 64'e kadar çektik. Bu da zaten ilk başta yapacağımız oldu. Her yere döşemiş oldu. Yani bunu farklı şekillerde de yapabilirdik. Mesela 1, 2, 3, 4, 5. Yani her sayıya bölebiliriz. Bu da güzel bir araç. Şimdi bunu bir dinleyelim. Bakın daha oturaklı oldu. Şimdi burada da yine varyasyon katacağız bazı yerlere. Varyasyonu nasıl yapacağız? Mesela normalde tı 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 diye gidiyor. Bazı yerlerde tırt tır yapacağız. Onu nereye yapalım? Bir dinleyelim onu önce. Karar verelim sonra. Şuraya bence çok güzel gider. Yine Alt E yaptım. Kaç defa böleceğimi seçiyorum. Bir 4 deneyelim. Aa, bir dakika, yanlış oldu. Geri alıyorum. CTRL Z ile CMD Z ya da. 2'ye bölüp bir deneyelim. Burası için 2 ideal oldu bence. Daha küçük kısımları da 4'e böleceğiz şimdi. Şuradan başlayalım. Şu en son kısım güzel gibi geldi. Burayı da 4'e böldüm. Bakın nasıl duyulacak. Bu güzel ama aynı 4'e böldüğümüz kısmı diğer tarafta 2 kere kullanmak istiyorum. Onun için de burayı kullanmayacağım onun için. Nereyi kullanalım bakalım. Şöyle bir şey denemek istiyorum. Şunları 4'e bölsek nasıl duyulacak? Bakalım. Bir dakika, 5'e böldüm. Güzel bence. Bence gayet iyi. Şimdi şu snare'in sesini gerçekten beğenmemeye başladım. Daha istediğimize oturacak bir snare seçiyorum. Bunlar doğaldır. Vazgeçmek doğaldır, normaldir. Her zaman fikrinizi değiştirebilirsiniz. Yani istemediğiniz bir yolda devam etmek zorunda değilsiniz. Hayat böyle değil. Hayat böyle işlemiyor yani. O yüzden vazgeçmekten, yeni yollara girmekten korkmayın. Şu Murda'ya bakalım bir. Bu sanki daha uyumlu gibi. Sesini kısayım biraz. Bakın bu volümle şu midi kısmına girdiğimizde buradaki velocity denilen şey aynı işlevi görüyor aslında ama snare ayarlayalım. Çünkü ben asiyim. Şimdi ben bunu CMDD ile bu klibi iki tane yaptım ve buradakilerini silmek istiyorum. Sadece burada tek bir snare olsun. Daha güzel, daha chill şu an. Öbürünü daha böyle şarkının yükselen yerlerinde kullanabiliriz.
Aranjede bunlardan yapacağız. Şimdi zaten iki tane drum section'ımız oldu. Yani şey, davul dizilimimiz oldu iki farklı. Sadece farklı bir şey ekledik yani. Bir şey yok. Şimdi şu head için de bir tane daha ekleyeceğim. Onu da çok kolay yapacağım. Nasıl yapacağım? Hani varyasyonlar yapmıştık ya. Onunla hiç uğraşmayacağız. Direkt. Hop. Şöyle gidelim. Ondan sonra tekrar hi-hat dizilimi yaparken biraz daha tonlar yukarıda, aşağıda tonlar, tiz, pes falan onlara da gireceğiz. Sabırlı olun. Şimdi davulları bence bir molaya sokalım. Çünkü birazcık da melodinin de bize yön göstermesi lazım bu işte. Biraz melodi yapalım şimdi ilk yaptığımız loop'tan. Şimdi bunu şunu şuraya alalım. Şunu da CMD'de yine. 2. Şimdi 8 barlık bir tane melodi loop yapalım. Bu da çok kolay. Şimdi inceliklerinizi göstereceğim. Müzik teorisi bilmeden yapacağız. Ben biliyorum ama. Şimdi ne yapalım? Fa minör. Fa minör trap'te genelde sevilen bir gam diye düşünüyorum. Önce enstrüman alacağız. Enstrüman seçerken de stok kullanabilirsiniz. Stok kullanmakta sıkıntı yok. Hatta stokları alıp stokların üstünde ses sentezi de yapabilirsiniz ama bunlar karışık şeyler ve hani başlangıç seviyesinde olduğunuzu düşünerek hazırlıyorum video. O yüzden hiç öyle şeylere girmeyeceğiz. O yüzden hemen havalı bir şeyler alalım. Pad ile başlayalım. Pad olarak da augmented strings güzel bence. Augmented strings şeyin, Arturia'nın. Dark diyor. Dark dediği için bence tam traplik bir şey bu. Şimdi anahtar notamızdan başlayalım. Burası birinci not oluyor. Ondan sonra nasıl bir dizilim yapsak? Çok yakınlarda dolaşmayalım. Çok altıya çıkalım veya rastgele koyuyorum. Ya yani şöyle bir dizilim yapalım. Şimdi bu bizim akor dizilimimiz oldu. Bunları legato ile uzatacağız tabii. Ondan sonra şey yapalım. Scale tuşuna bastığımız zaman sadece bizim gamımızdaki notalar gözüküyor. Bu da aralıkları daha kolay ayarlamamızı sağlıyor. Şimdi Ctrl C, Ctrl V yani kopyala yapıştır bildiğiniz tuşlar. Bunları yaptım. Sonra ok yönlerinden yukarı basarak bunları üçlü aralığa çektim. Ondan sonra da tekrar yapıyorum. Beşli aralığa çektim ve bu şekilde en klasik 3 notalı akorumuz kurmuş olduk. Şimdi dinleyelim nasıl duyuluyor bakalım. Güzel bence yani başlangıç için bunu alalım, kullanalım. Ondan sonra şimdi şey ekleyelim. Lead ekleyelim. Lead olarak şu an çok beğendiğim bir tane enstrüman var ama onu trap tarzında nasıl kullanırız bilmiyorum. Bir deneyelim. Ben de sizinle beraber öğreniyorum. Diğer sesler niye gelmiyor? Ha, soloyu almışım. Bunu biraz daha peste kullansak daha iyi, oturaklı olacak galiba. Yok ya, çok trap için fazla osuruldu. Şöyle güzel olur. Bir dakika ben şu ışığı bir kapatayım. Aa şunu patlatayım. Okey. Tamam bence güzel oldu. Bir ilk kısımda aşağı doğru gidiyor. İkinci kısımda bir oktav yukarıdan aynı şeyi yani yukarı gitmiş oluyor.
Ve en sonda da küçük bir iniş oluyor fark ettiyseniz. Yani bu şekilde güzel bir şey yaptım. Hani ilk fa akorundan başladıydık ve zaten fa gamındayız. O yüzden fa ile başladım ve sonra sezgisel olarak devam ettim. Bu da çok anlatılacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Sesi değiştirebiliriz. Ses değiştirirken serumda güzel şeyler buluruz belki. Bir seruma girelim. Nightmares diyor. Havalı. Ya da biraz azaltalım. Bakın buradaki glide, buradaki notadan notaya geçerken o oluşunu belirliyor. Şimdi o olmasa daha iyi gibi geldi ama biraz da az koyarak denemek istiyorum. Tamam, şu an iyi bence bu ses. Bir de bell ekleyelim. Bel dediğim zil. Xenology'de güzeller vardı. Bu da yani sezgisel olarak şarkıya güzel gideceğini düşünüyorum. O yüzden ekleyeceğim. Sesleri deniyorum. Şunun sesini biraz kısalım. Zaten kısacaktım. Gibi. Şimdi ben aranjeye biraz başlayalım. Sonrasında ekleyeceklerimizi de ona göre ekleyelim istiyorum. Şimdi davulla başlamayacağız tabii ki. Davulla giren şarkılarda oluyor mu oluyor ama ben melodiyle başlamayı daha çok seviyorum. Şu zilleri biraz sonraya koyarız. Şu şeyi de lead'i de en baştan duymak istiyorum ama en başta biraz daha reverb olsun istiyorum. Rom tercih edeceğim onun için. Daha böyle atmosferik, böyle intro için güzel bir reverb bence. Bir de şu şeyde otomasyonla sokacağım. Augmented Strings'i. Ondan sonra onu da şu normalde volume knob'udur. Ya da loudness mı işte ne oluyor sana fark edeyim. Yani ben utility ile koyacağım. Bu da sesleri ayarlamak için bir tane stock plugin. Yani sesleri derken ya hep sesleri ayarlıyor da şey işte yükseklik ondan sonra balans sağ sol balansı. Width ne yapıyor bilmiyorum. Muhtemelen stereo genişlikle alakalı bir şeydir. Şimdi şu otomasyon tuşu buna giriyorum. Bu 0 desibel zaten default yani saptanmış olan. Şimdi bakın nasıl gelecek. Bakın bu şekilde. Hatta biraz daha yükseğe gelsin. Şöyle yok. Biraz daha az. Edit, sağ tıklayıp edit value deyip şöyle 2 yapalım. Dinleyelim. Güzel bir giriş bence. Bundan sonra da yine şunu devam ettirelim. Aynı şey olarak ama şey yapmak istiyorum. Bir oktav yukarıda ve reverb
iyice artık artmaya başlamış. İyice artmış. Çünkü otomasyondan ziyade o kısımda daha yüksek yapacağız. Gerçi o da otomasyon oluyor ama. Şu civar, bakın reverb'de şey böyle. Bir alandasınız ve o alanda hani eko mu denir? Hani o alın ver. Yani reverb ne olduğunu araştırırsanız bulursunuz. Ben şimdi tanımını bilmiyorum diye. Dinleyince anlıyorsunuz ne olduğunu. Güzel bir giriş oldu bence. Fark ettiniz. Bir iki ufak değişiklik yaptım. Şimdi davulları burada başlatmak istiyorum ama yaptığımız kick snare dizilimine bakalım. Hatta burada snare'i de eleyelim. Sıfıra basınca deaktif ediyorum. Yani gidiyor işte. Burada yine utility ile şu lead'imizin sesini biraz kısmak istiyorum. Bakın şöyle şurayı seçtim. Ah be olmadı. O zaman şöyle yapacağız. Eksi 10'a çekelim. Tamam. Son kısımda çok klişe bir şey yapıp en sonunda sesleri kesip sadece bir iki element devam etsin istiyorum. Bir iki katman. Hangisi olsun? Bence güzel oldu böyle. Ama şu zilleri bir şeyler denemek istiyorum üstünde. Evet, tam şuradaki iyi oldu. Biraz da buna hibrid reverb bekliyorum. Bu şeyde güzel gideceğini düşünüyorum. Şimdi nereyi seçelim? Bakalım. Ya rastgele seçelim bir tane ya. Veya dur. Hybrid reverb yazıyorum. Burada presetler var yani önceden ayarlanmış ayarları olan şeyleri var. Bunları deneyelim bir. Bu güzel ama bunu kısacağım. Drive et olayını da size anlatayım. Drive şey, ham sesin ham hali yani efektten önceki hali. Wet de efektten çıkmış hali. Drive et de bunların yüzde kaç oranla birlikte olduğunu yani bir nevi efektin ne kadar etkili olacağını şey yapıyor, ayarlıyor. Güzel oldu bence. Şimdi bunların ilk baştaki halini alalım. Şuraya yapıştıralım. Sonra da şunları CMDJ ile ayrı bir klip haline getirdim. Ve bunu bir oktav daha düşürmeyi denemek istiyorum. Şimdi bunu da bir tur daha alıyorum. Aynısını yapıştırıyorum. Farklılık katmak adına ve biraz da gidişat uyduğunu düşündüğümden zilleri biraz daha tize çekiyorum. Bakın evet orada çok ani bir şey yaptım. Hep sezgisel ilerliyoruz. Bu kısmın böyle güzel biteceğini düşündüm. Hani o ikisini de keselim ve o şey bir oktav yukarı çıksın daha da şimdi B kısmına geçiyoruz sayılır biraz. B kısmına girerken ben yine bir tane şu şekilde
fa minör akoru koyuyorum. Bunu nasıl yap kurduğumuzu anlatmıştım zaten size. Şimdi böyle aralıklı aralıklı devam etsin istiyorum. Çünkü bir beat switch der buna Türk gençleri. Yani zaten beat switch de sayılır da bilmiyorum. O şekilde o tarz bir şey olsun istiyorum. Ya beat switch de denmez aslında ya, alakası yok. Ben rap ve rap terimlerine çok uzağım. Zaten çok sevdiğim bir alanda değil. Eskiden yani lise günlerinde daha çok şey yapıyorduk. Şimdi bu şekilde deneyeyim. Burada birazdan hi-hat sokacağım ve hi-hat'te bu sefer nota değişimleri de olacak. Bakalım. Ve burada bir bel devam etsin istiyorum. Şu kadarlık bir alanda çalışalım. Nerede daha güzel duyuluyor, karar veremedim ya. Neyse ya, burada farklı, orada farklı aralık olsun. Biraz değişim yani. Şimdi ikinci kısımda artık hi-hatleri sokmak istiyorum da nereye sokalım ona bir karar vereyim. Da girebilir bence. Şimdi neredeydi doğumuz? Şöyle. Şimdi bunları alt E ile yine şey yapıyorum. Yapayım. Hatta şunları da şöyle bölelim. Gittikçe bölünüyor işte. Evet. Bakın CMD 1 ve 2, kontrol 1 ve 2 ile grid size, yani hücrelerin büyüklüklerini değiştirebiliyorum. Ve şurayı devam ettirelim. Tamam, ikimizin burada geçsin. Jersey olsun mu devamı? Yok. Olsun mu? Bence şöyle düz bir drum yeterli gibi. Şöyle düz bir kick. Aynı şey devam etsin burada. Ama snare biraz. Hatta bu bir güzel oldu. Bir tur daha devam etsin. Thank you.
şuradan lead'imizi de ayarlayalım ikinci kısımdaki. Daha karanlık bir kısım olduğu için daha testten gireceğim. Nefa'dan mı girsek? Şimdi bunu bir sonraki kısımda sokacağım ve şuralara aynen devam ettireceğim. Neresiydi? Buradan burasıydı değil mi? Tamam. Sonra nasıl yapalım bir bakalım. Şurayı da. Sonra şu pad bitsin. Şu midi'yi kullanmıyorduk istedim. Kalabalık etmesin. Şöyle bir devam ettirmek istiyorum. Pedi kesiyoruz. Headleri de keselim. Bir tur daha devam etsin. Sonra bakalım. Sondaki kısım olmasın istiyorum. Hani orada sondaki döngüde başa dönerken tizleşiyordu ya. Onu son kısımda olmasın istiyorum. O yüzden CMDC ile bunu ayrı bir kesit haline getirip bunu siliyorum. Bu kadar basit. Değiştireceğim kısım şu biraz daha erken girsin. Bir de şurada otomasyon aynı şekilde devam etmiş. Bakın görüyorsunuz zaten. Bunun olmasını istemiyorum ben. Şurayı direkt silerim böyle. Tamam. Şimdi daha iyi oldu. Şimdi biraz irkendi. Kulak şekeri ekleyelim. Onun için de vazgeçilmez white noise riser, yani beyaz gürültü riser kullanacağız. Yani duyunca ne olduğunu anlayacaksın zaten. Ben riser'lara reverb koymayı seviyorum. Shimmer da güzel duyulduğunu düşündüğüm bir reverb riser'lardı. Tamam, oldu gibi. Şimdi son ve en önemli kısım, yani kısım değil de enstrüman, 808 ekleyeceğiz. Şimdi 808 yazıyorum. Ctrl F ve 808. Şimdi bakalım, en gürültülü olanı seçelim. Boost güzel gibi. Şimdi boost aldık. One shot yapıyorum ben çünkü 808 dizerken böyle devam etmesini seviyorum. Klasik yaparsanız bastığınız süre boyunca duyarsınız. One shot yaparsanız bastığınız sonrakine basana kadar devam ediyor. Şimdi üşendim, o yüzden direkt basit bir şey dizeceğim. Thank you.
de kontrollere geliyorum, glide'a geliyorum, portmanto serumda da kullanmıştık bunu. Sonra şöyle yüze falan çekiyorum ve biraz da teaser ekliyorum. Ama bunu ikinci kısımda yapacağım, daha hareketli kısımlarda. Mesela şu böyle devam etsin. Şurayı alayım. Loop açıyorum. Burada. Güzel. Çok boğmuyor. Sonra çıkışa doğru B kısmına da tekrar yazmamız gerekecek. Şöyle şu sıklıkla kullanmak istiyorum ve hiç başka bir dizim eklemeden son kısımda nerede keseceğini bulmaya gidiyorum. Burada kesilsin ama aynı dizilim daha pesten olsun. Burada da son bir kez bize bir veda etmek için tek bir nota çalsın aynı şeyin devamı olarak. Şurada keselim. Tamam, güzel oldu bence. Bir de unutmadan iki detay daha göstereceğim. Videoyu bitirmiştim normalde de. Main kısım var burada. Burada tüm parçanın hepsine atacağımız efektler var. Şimdi diyelim yaptığınız bir şeyler beğenmediniz. Bunu şey yapabiliyorsunuz, modüle edebilirsiniz. Yani birkaç ton aşağı yukarı çekebilirsiniz. Ama bunu yapacaksanız davulları etkilemeden yapmaya çalışın bence. Onun için bizim zaten iki kanal davulumuz vardı. Kalanını, ha bir de şu riser da ya etkilese de bir şey olmazdı, amacımız değil şu an. Onu da yukarı çekiyorum. Bakın hepsini shift'e basılı tutarak en alta kadar şey yaptım. Ctrl G'ye grup yaptım. Şimdi bu gruba efekt atayacağım. Main'i kullanmayacağız davaları etkilemek istemediğimiz için. Sound shifter alayım. Sound shifter mıydı? Aynen, sound shifter. Şimdi bakın burada mesela en işlek yere geçelim. Bence şu kısımda, bu şarkıda. Böyle küçük yani ayarlamalar da çok fazla şey değiştirebiliyor parçada. Bir de trap'te yine olmazsa olmaz Halftime diye bir tane plugin var. Ben Mac'te olduğum için onun crack'ini bulamadım. Windows'ta kesin vardır. Onun için alternatif olarak Deja Vu indirdiydim. Ama zaten elde etmesi kolay bir efekt. Hani stoklarla bile yapabilirsiniz. Şimdi bunu da istediğiniz yerlere koyun işte. Nasıl koyacağınızı göstereyim. Evet. Nasıl koyacağınızı göstereyim. Burası açıp kapama yeri ya. Yine otomasyona girdik. Mesela şurada açık olsun. Burada kapalı olsun.
Gerçi genelde sonlarda daha güzel olur. Şurada açılsın mesela. Sound staging'i göstereyim. Ableton'da nasıl yapılıyor. Hadi bunu da öğrenin benden. Tab'a basıyorum. Session View'a geçtik. Burada bakın. İstediğiniz yerden başlayın ama genelde davullardan başlanır. Her şeyin sesini kapatıyorsunuz. Bakın ses yerleri bunlar. Ondan sonra kick'ten başlayarak, genelde kick'ten başlanır diye biliyorum. Dinliyorsunuz. Ses beğendiğiniz yerde bırakın. Tamamen dinleyerek, tamamen keyfinize göre, hiçbir şey yok. Ondan sonra işte diğer davullara geçin. Sonra da işte diğerlerini de tek tek yaparsınız. Bu yani önemli olan sizin için güzel duyulması. Bu bir teknik yani. Bu kadar. Bir de sayılır mı onu bile bilmiyorum ama yani doğaçlama bir şeyler yaptık. Sorunuz olursa da yazın bana. Yardım ederim, bir şey yaparım. Umarım bir şeyler öğrenmişsinizdir. Drum kit'i nereden bulabileceğinizi söyleyeyim. Şimdi drum kit ararken aklınızda bir şeyler vardır herhalde. Yani ya bir genre olsun, ya bir sub genre olsun, ya da bir müzisyen olsun. Mesela geldim buraya, Lil Peep. Gerçi burayı göstermiyorum. İşte Lil Peep Stash Kit yazıyorsunuz. Reddit yazıyorsunuz. Çıkanlara bakıyorsunuz. Bu kadar. Yani bu Google'a bunu yazacaksınız. Bundan ibaret. Umarım işinize yaramıştır. Bir şeyler kapmışsınızdır ya da ne bileyim keyif alan almışsınızdır. Yani kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.